Hoş geldiniz. Birbirinize karşılıklı hakaret, tehdit ya da tahrikte bulunamazsınız. Her ikinizin de birbirinize karşı uzaklaştırma kararı var. O yüzden sözcüklerimizi nasıl seçeceğiz? Herkesten çok özür dilerim. Sizden de. Tane tane seçeceğiz ki en azından konuşabilelim. Değil mi Hüseyin Bey? Evet. Beni kızdırmadığı sürece. Hayır. Sorun yok. Esra Hanım. Benim uzaklaştırmam vardı. O karşıma geçip beni gıcık ediyordu. Ama kim şöyle bir durum var. Kimi gıcık ediyor? Şimdi kim tehdit gıcık ediyor şu an beni? Şöyle bir şey var. Siz boşanmayı istiyorsunuz. Ben... Ve herkes de yani bir kadın olarak da birçoğu insan da sizin arkanızda. Şu açıdan istemediğiniz bir ilişkiyi sürdürmeye bizi kimse zorlayamaz. Bak, teşekkür ederim. Zorlayamaz. Bunu şahsınız adına söylemiyorum. Genel anlamdaki tavrım bu. Ne olursa olsun. Hele beni kötüleyip üzerine bir de barışmak isteyen biriyle hiç ilişki yaşamak istemeyiz. Yani kadınlar adına söylüyorum. Bu erkek için de geçerli. Ona yapışan, sürekli onunla ilişki yaşamak isteyen bir kadına da istemediği bir ilişki hiçbir insan yaşamamalı. Bunu hak etmiyor. Bence de. O başka bir mevzu. Ama şunu yapmayın. Gel bana zarar veri açıkça yapmayın. Üstüme yürüyünce Esra ben Hanım, de gel gel dedim. Şimdi vereceğim sorulara cevabı doğru ben verecek. Ben kimseye soru istemiyorum. Ben boşanmak sorulara... istiyorum. Çok konuları, hayır, çok lütfen. Soruları. Hayır, lütfen. Ben soru istemiyorum. Birinci sorum ben şu. Ben çıkar giderim. Ben soru istemiyorum. Hüseyin kendisinden Bey, soru neyle istemiyorum. Neyle ilgili sorunuz? Yani ben, neyi öğrenmek istiyorsunuz? Bir. Ben ona tahammül edemezken Esra Hanım hayır, soru sorması bak, şimdi, da çok saçma tahammül lütfen. Tahammül edeceksin. Hayır, hayır, çok yiyirken, merak edeceğim. Vallahi yiyirken, ben de rica ediyorum. Yiyirken gerçekten. Tahammül ediyorsun beni da. Hüseyin Bey. Bakın, cevap bakın verirken, bütün sorularınıza malın peşinde, en büyük cevabı aldınız mı? Yeme içme ben almadım derdinde. Bak şimdi dinle Esra Hanım. Hüseyin Beyciğim bak şunu ortada anlamıyorsunuz. Bunları anlayayım bundan hayır sonra. Siz bütün sorularınıza tamam, tek bir cevap aldınız. Seni istemiyorum. Tamam da ben de öbür tarafta. Bunun üzerine daha büyük bir cevap var mı? Kayıpları öğrenmem lazım. Esra Hanım bunları ne kim yedi? Bak neyleri? Şimdi, dur işte anlatacağım. Esra Hanım bunu birinci bir sorum. Bir yıl konuşur iki tane yüzüğü kim yedi? Zorunda kalırsınız. Nerede yüzükler? Üçüncüsü. Beş aylık kirayı verdim. Erzurum'a gittim ya. Yalan söylüyor Esra Hanım. 15 milyar kesinlikle nerede? 15 milyar. Esra Hanım kesinlikle almak üzere yalan ticaret söylüyor mi yapıyordunuz? Üçüncüsü. Esra Hanım aynaları gerçekten kim aldı? Bak, ya Esra benim Hanım yerimde hanginiz bu adamla yaşarsınız? Cevabını lütfen verirse, bana kötü bak, yorum yapan kişilerin verirse, de Rabbim başına atacağım. Hüseyin gibi koca bak, versin. İnşallah anda, amin bu Ramazan günü. Hüseyin Bey siz evlilik gerçekten mi yaptınız diyorum, ticaret mi yaptınız? Heh, bakın evet, lütfen. Esra Hanım. Bu kadar Esra olmaz Hanım, ya evet, bu kadar olmaz. Evet. Bu kadar olmaz. Yine üstüne basarak konuşuyorum. Sen dünyayı da verseydin yerin bak olmadığını biliyordun zaten. Bak, dünyayı benim ayağıma sen serseydin dünyayı değil yerin olmadığını anda, çok iyi biliyordun bak, da şu an burada şu anda neden bunu yapıyor? Benim anlamıyorum Esra Hanım. Benim lütfen paralarım kardolabında sığmıyor. Allah aşkına bana hak verin. Hak verip vermemek de ama değil ki. Ama lütfen herkese burada soruyorum aynı bir hak verin bana. Sıkışma. Türkiye sıkışma. Ben hayır, sıkışma. Sen kimsin ki beni sıkıştıracaksın? Ben böyle yapıyordun ya. Böyle yapıyorum. Sıkışmam ben. Yine ben yapıyorum için yine değil, yine. Senin için istiyordum. Yine yine. Neyi? Hüseyin Bey bir saniye. Neyi benim için? Buyur. Neyi sizi benim için istiyormuş? Sizi istemiyorum Esra diyen Hanım birine hala niye soru sorup cevap almaya neyi çalışıyorsunuz? Neyi benim için istiyormuş çünkü pardon? Çünkü o paraları ben kazandım. Benim kaldım var. Harcamasaydınız. Bak şimdi buraya Esra getiriyorsunuz. İşte Esra Hanım neyi benim yani istemiş? Yani bu evlilikte kandırıldığınıza. Hah bunların cevabını. Atıyorum de, dolandırıldığınızı iddia ediyor olabilirsiniz ama. Şu tehditleri de oynayacağım. Bak dolandırıldığınızı iddia ediyor evet olabilirsiniz. Bir hesap kitap evliliği olduğunu evet iddia edebilirsiniz. Evet aynısı. Bu ayrı bir şey. Bununla ilgili şikayetçi de olabilirsin ama ortada bir evlilik var. Fakat şunu anlamıyorum evlilik abi sen bütün sorulara da cevabını evlilik aldın. Evlilik formalite icabıymış. Formalite değil gerçek evet evlilik bu. Formalite icabı. Gerçek evlilik ama. Hayır gerçek ama. O zaman dini nikahlamın artık sevgili olup bir süre birbirinizi tanısaydınız. Şimdi bak ben ne bileyim ki böyle. Şimdi ben iki tehdit etti ya. Şunun kim cevabını tehdit da verecek. Kim etti? Kardeşine bana ne yaptıracak? Bir. Peki dün böyle bir cümle kurdunuz. Yeğenine. Bunu söyleyin. Hayır, abla dün demedim. Yeğenine ne yaptıracak? Evet. Bunları böyle yani dün hanım, böyle bir cümle kurdunuz. Bak, ne demek Esra tamam Hanım. Benim kadar delikanlı olsan keşke. Delikanlıyım. Bak, ben her yerde. Lütfen beni zorluyor. Yerde. Her cevaplayın. Bipleyin. Soru sordunuz. Bipleyin. Bipleyin. Biplemesin. Abimle abim, bipleyecek mecbur. Yayın ha politikasına ha siz karışamazsınız. Yani RTÜK kuralları gereği. Evet. Cihazın başındaki Esra Burcu Hanım bilir neyi bipleyip biplemeyeceğini. Şimdi benim abim benimle küstü ya bununla evlendim. İşte bu her 15 günde 20 günde bir kavga çıkarıyor. Bakın şahitlerim var lütfen. Evet. Çenesinden bıktım. Bir şey alıp getiriyor. Ha bunu ben aldım. Küboş'a bunu ben gittim.
hanım. Hani abim yok, oğlum madde kullanıyor. Kimsemin olmadığını bilince bu böyle üstüme üstüme geliyor ya. Ben de dedim ki çok çok özür dilerim herkesten, Türkiye'den de. Dedim ki sen sanıyorsun ki ben yalnızım. Sahipsizim. Sahipsiz değilim. Benim aslan gibi yeğenlerim var. Bakalım. Hadi dedim kim mi? Delikanlı? Dedim mi? Dedim. Dedin. Dedim. Utanmadım dedim. Esra Hanım duydu. Kadın mısın? Delikanlıyım seni ben. Seni vurdururum anlamında söylediğini düşündüm ben. Ben delikanlıyım. Anlamanız... Dün neyse söyledin ya, ekranın karşısına. Ne? Dün söyledin. Öldürttürüm diye bir şey yani söyledim. Yani o sizin ima ettiğinizle aslında algılanan hani abilerime vurduttururum seni anlamında. İzleyin lütfen, öyle bir şey çıktı mı? Var. Söylediğiniz var. Cümle öyle algılanıyor. Hayır. Halbuki var. Siz daha çirkin bir şey söylüyorsunuz. Hayır. Anladığım kadarıyla. Öyle bir şey söylemedim. Söyledim alkışla, çünkü alkışla. Söyledim. Yazıklar hadi olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen de o yüz ben var sana içe. Diyorum ki bak ben sana bir diyorum ki sen deli Hüseyin'sin, ben deli. Aile üyelerini sizi aradı mı? Hadi bakalım. 15 milyarı nereye götürdün? Ne? 15 milyarı. Bunu da doğrusunu söyle. Hüseyin Bey. Orada burada çok yedim. Emine Hanım iki dakika sonra. Hüseyin orada, Bey. Orada burada yedim. Karınız kanser tedavisi gördükten sonra uzun bir süre acı çekmiş. Vefat ettikten sonra eminim bu kadar ağlamamışsınızdır ha. Bu kadar ağıt yakmamışsınızdır. Hayır Esra Hanım, şimdi orada ben. Vallahi dilim ya. Atamam. Dilim atamam. Ben 36 yıl o insanla yaşamışım. Çocuklarımın yüzünden bir takıntım oldu. Bunu açıklığa getirin. Ben çocuklarım yüzünden. Çocuklarımı kızdığım için. Dün şimdi diyordu ya benim ablama dokunmayın yaralıdır. Evet. Ablasının kocasının koruna söküyordu bu. Tövbe bunda haşa bir şey sen, yok. Sen sövüyordun tövbe abla, haşa bak, ya. Abla inanır mısınız? Ay Esra Hanım. Siz aslında iftira, birbirinizin sürekli, karanlık bak, çirkin tarafları biliyordunuz değil mi? Mı? Emine Hanım. Sayın seyirciler bir şey ben yok. İftira attım mı Esra hayır, Hanım? Hayır bir dakika. Bak, i̇ftira sen atmıyordun Eminenin, bana. Sen Emine'nin şimdi siz teyze çocuğusunuz evet, ya. Evet. Birbirinizin en çirkin atıyorum dedikoduları olayları biliyordunuz birbirinizle ilgili. Evet. Ya abicim adama sormazlar mı? Bunları bile bile aynı nikah masasına niye oturdunuz? Ablasına niye nam evlendiniz? Kör diyordun, nam niye? Niye beraber oldunuz diye o senin sormazlar mı? Ya siz kere. Akrabasınız. Senin? O senin kelimen bir kere. 15 tane ablana. Yedirdiğin, içirdiğini ablamlara da aynı Gündür, bu şekilde söyledin. Dinle. Aynı dinle, bu şekilde dinle. Söyledin. Şu an tüm ya Türkiye'nin dinle, karşısında da lafı. Nikahlı karına söylüyorsun sen. Sen demiyor muydun ki? Sen nikahlı sen... karına söylüyorsun. Nikahlı karını dolandırıcı diye ha? Herkese bildirdin sen ama şu dün, anda dün kim dolandırıcı çıktı ortaya? Çıktın, kadın ifadesini ama kullanıyorum. Zaten olmasın. Diyorum ki aynaları kim aldı? Aynayı kim aldı? 15 milyarı kim aldı? Hüseyin Bey bunların hepsini iade ediyor size. Seni niye? Hiç ilgilendirmez. Niye? Hüseyin niye Bey iade ediyor hepsini. Dostum hadi var mı benim... diyeceğin? Diyeceğin dostum aldı. Ama hak ediyorsunuz hadi. Bu sözcükleri. Bana da söyleseniz ben de aynı cevabı veririm size. Yani lütfen, siz de çok ediyorum. Ağır konuşuyorsunuz. Ama şöyle, hak ediyor. Şunu bak yapalım. Işte. Hak ediyor. Hem Hüseyin... ...anlaması yapın. Vallahi sizin ailenizin yerinde olsam... ...hepsi cebinde ne varsa ortaya koyar. Bu adama parasını verir. Bir daha suratına bakmayın ya. Hayır. Madem para pulsa derdi... ...verin gitsin gitsin. Aslı Hanım ben para hastası değilim. Bakın lütfen. Ama öyle anlaşılıyor. Bakın değilim. Eşyaları gelsin. Vallahi herkes 15 bin lirasını, ki. Aynalarını, ben, mobilyalarını... ...verin gitsin bu işe. Gelsin eşyasını alsın benden. Sormayın beyefendi. Sormayın. O zaman şunu soracaktınız... önce biz beraber evlenebilir miyiz? Biz birbirimize uygun muyuz? Önce birbirimizi tanımak için İftiracı. Birkaç yıl arkadaşlık yapalım. Bakalım biz ne bileyim Allah bakın yanlış anlamayın. Ten vermesin. Olarak uygun gibi, muyuz? Düşünce yapısı olarak verme. Uygun muyuz? Bir şey söylediniz. Şunu yapacaktınız. Biz birbirimize uygun muyuz diye bir süre arkadaşlık yapacaktınız. Bir süre sözlük alacaktınız. Abla. Bir süre. Bunlar böyle sözlük, nişanlılık, keyfi çıkan abla, şeyler değil. Abla gözüne var ya gözüne dinle kardeşim. Geçiyor. Bunları birbirinizi tamam. Tanımak için bu süreyi geçirecektiniz.
ondan sonra nikah yapabilir miyiz diye düşünecektiniz ama bana kalsa zaten teyze kızına nikah düşer mi? Düşmez. Ablacığım. Düşmez. Bir dakika. Teyze oğluna da düşmez. Düşmez. Alkışlamayın. Siz bu yapmayın bunu ben da. Ben hata yaptığımı düşmez. Düşmez. Bunları düşünecektir. Çağırsız getirdiniz ya. Vallahi bu söz, nişan, arkadaşlık süreci o kadar önemli ki ne kadar uzun tutabiliyorsanız tutun. Ve bu ilişkilerde karşılıklı maddi menfaat talebinde bulunmayın, isteklerde bulunmayın. Adam mıdır, insan Esra mıdır, Hanım, kadın mıdır Allah diye bakın. Söylesin, ondan sonra evlenin. İstedim, böyle istedim. Senin yatacak ben yerin yok. Bak, bak. Sen var ya sen, toprak sen seni kabul etmeyecek. Bak, ben sürüneyim ama seni de toprak... Çıkarttırmadın yayına. İyi, o çıkarttırmadı değil çocuğum. Kardeşim. Ortak o çocuğunuz benim çocuğum. Mu? Değil. Sana ne? Ben çıkartmadım yayına. Sen kendi çocuklarına karış. Benim çocuklarımda bir şey yok ki. Sen kendi çocuklarına karış. Anlılara sana açık, ne? Benim çocuğum aslan gibi. Babası var benim çocuklarım. Sen Hüseyin Bey. Aslan gibi. Ceketini aldı. Çocuklarınız. Babası çekti gitti. Sen. Aslan gibi aslan. Dört kocayı ısrattın yolunda. Dört tane de boşarım. Beş tane de boşarım. Altı tane de on tane de boşarım. Hüseyin Bey, sizin oğullarınız niye yayına bağlanmıyor? Emine Hanım susun. Sizin oğullarınız niye yayına bağlanmıyor? Bunlar bağlanmazlar. Niye bağlanmazlar? Niye bağlanmazlar? Bilmiyorum, bir gerekçesi olması ben. Lazım. Bağlansınlar. Hayır. Bağlansınlar. Niye bağlanmıyorlar? Olabilir mi? Babamız haksızlığa uğruyor. Babamız orada mağdur. Ha. Babamız orada üzülüyor. Hayır, ben niye demiyorlar? Esra abla, ben onların şu anda babası falan değilim. Hayır ama yani niye demiyorlar? Allah'a ki bak. Sen Türkiye onların Cumhuriyet. Babasısın. Hayır. Türkiye Cumhuriyeti karşısında bile korkuyorum ki. Senin soyadını taşıyorlar mı? Senle eşinden olmalar mı? Sizin ailenizden bir şey söyleyeyim. Sizin aile siz getirdiniz bu çocukları dünyaya. Lanet olsun. Senin lanet olsun mu? Vallahi lanet olsun. Lanet olsun. Siz bunu sordunuz mu çocukların seninle niye konuşmuyor diye? Esra Hanım. Yok sormadım. Yani bir kere çocukları konuşmayan bir adamla aynı eve girilir mi ya? Hayır Esra Hanım, zaten onlar yıllardır hani bana atıyor ya suçu. Hayır hayır, zaten böyle biriyle evlenir mi ya? Gerek yok karşılıklı. Bak şu anda. Baba oğul bana ne? Nefret mi ediyorsunuz çocuklarınıza? Benim çocuklarımın arasına kimse giremez. Ben de kimsenin çocuklarının arasına giremem. Ben sizin hayatınızı öğrenmeye çalışıyorum. O kadar darlandı ki. Esra Hanım, o kadar darlandı ki kendi öz yeğenine. Eşinizin, rahmetli eşinizin ailesi sizle görüşüyor mu? Evet. Bütün eşleri. Evet. Ya eşler değil. Baldızımla ben görüşüyorum. Bütün rahmetlinin şeyleri. Evet. Ya bir kişi de Hüseyin ben Bey. Bunlardan. Hüseyin Bey şöyledir, bak, haksızlığa. Esra abla, doğrusunu söylerse. Uğramıştır demiyor. Ben bunun yüzünden ben ne baldızım aradım ne bunun de bunun yüzünden değil. Bu evliliği sen yaptın. Buraya da barışmak için yalvarmaya geldin. Evet. Hiç geldim. Yani sizin ailenizde, eşinin ailesinde seni seven bir kişi var mı? Arayın sorun. Hayır. Ben arayın şimdi ihbarlara bakıyorum. Ben sana soruyorum. Ben görmedim. Seni seven bir kişi var mı? Yeme bitti mi sevmezler Esra Hanım. Hayır ama herkes mi herkes yiyor ya? Nankör derse hiç bütün kimse aile, böyle yapmaz. Bütün akrabalarım. Yediriyor nankörsünüz diyor. Yediriyor nankörsünüz diyor. Yediriyor içiriyor sonra başlıyor iftira atmaya. Bir veriyor on istiyor. Bir veriyor on istiyor. Lütfen Serdarlı Köyü benim de annemin köylüsünüz. Bağlanın yalan yanlış bunu böyle pohpohlamayın. Lütfen benim de dayımlarsınız siz o kahvede oturan kişiler. Şerefinizi ayaklar altına almayın. Sen ne görmüştün? Oturun yerinize. Oturun yerinize. Hayır oturun. Almayın. Siz benim dayım sayılıyorsunuz. Bak dinle köyü. Dinle. Benim de annemin köylüleri. Dinle. Lütfen. Dinle. Lütfen. Boğazından şiş çıka. Lütfen. Öten yine gel. İlk geldiğiniz gün sarı papatyam dediniz. İlk göz ağrım abla, dediniz. Abla ne yok, şimdi yok, Allah papatya, belanı papatya, versin diyorsunuz. Bitti. Siz bakın. Papatya dolu vurdu şimdi, bitti. Bakın sizin o içinizde hissettiğiniz bu niye böyle biliyor musunuz? Bu sevgi falan değil. Siz takıntılısınız. Ve bu konuda da hanımefendiye uzaklaştırma bağımlılığınız olduğunu düşünüyorum. Karşı hayır taraf, abla istersen götürün şey karşı yaptırın. Karşı taraf şimdi size barışıyorum dese elini tutup tutarsınız. Sarı papatyam da tutarsam, dersiniz. Bak, sarı tutarsam papatyam da dersiniz siz. Tutarsam şu bilek şuradan kopsun. Kopar o bilek de oradan. Vallahi ben kopsun. Ben adım gibi eminim. Hanımefendi vallahi size kopsun, bir ışık yaksın. Hülya'nın. Siz ikinci kamyonu da satarsınız. Hayır. Oğlunuzu bak, da silersiniz. Söz veriyorum. Her bak, şeyi yaparım. De silersiniz. Sizin, ablacığım. Bakın. Hiçbir şey yapmam. İlişkideki anlayışınız hayır. Şu. Para verdim, beni sevmek zorundasın.
Hayır, hayır ablacığım. Yok. Ayna aldım, beni sevmek zorundasın. Bak dünyalar, bak. Niye sattınız kamyonunuzu beyefendi? İkinci evlilik için olsun. Kamyon satılır mı? Çünkü ben İzmir'e bakın, geldiğim için kamyon. Bakın size hakaret etmiş, ben... dava açmış. Siz diyorsunuz ki olabilir, barışmayı da istiyorum diyebilirsiniz ama siz hayır, hayır, asla, asla. İlk göz ağrım, size hakaret ediyor, göz ağrım diyorsunuz. Asla ablacığım. Ne asla, asla duyduk biz bunları. Neyi inkar okumuş, ediyorsunuz? Okumuşsun neyi bak. Neyi inkar ediyorsunuz? Okuduk hayır bak. Bakın. Okumuşsunuz, okumak, tahsiliniz var. Saygı duyarım. Okumakla alakası yok. Sizin kendi kişiliğinize saygınız olmadığı gibi bu gerçekten bir ne saygılı Hülya'nın hangi hayır, saygılı size yok. Buraya ilk gün geldi, size hakaretler ediyor. Ben bunu haklı demiyorum hanımefendiye. Bu taraftaki boşanma davasını açmış, sebeplerini söyler. Siz de itiraz edersiniz ama siz ailenin bu kadar birbirini yakın tanıyan, aynı kültürü, aynı evet. geçmişi paylaşan insanların içerisinde bu kadar çirkinliğin çıkması, kusura bakmayın yani biz bir de sanki 30 yıllık evlilikten bahsediyoruz. Bizim kuzenlerimiz de bu değil. Teyze kızı da böyle bu değil. Dayı kızı da bu değil. Evet. Ya sokaktan geçen bir insana bu kadar hakaret edilmez. Hanımefendi de aynı şekilde. Bak, biz hayatımızda bir aydır duymadığımız küfrü sizden duyduk. Bedduayı sizden duyduk. Onu sütten çıkmış ak kaşık biliyorsunuz. Bakın ben sizi... Duymuyor Hülya Hanım. Bak Hüseyin Bey duymuyor. Bu kendi ön yargısıyla sadece söylemek istediğini dile getirdim. Ay duyuyor olsanız bugüne çıkıyor. Kadar ne dendiğini anlarsın. Size burada ilk günde derim ki kendine olan saygı eğitimle olacak bir şey değil. Bak, bu kendini gerçekleştirmesi. Ben bu koltukta ne oturan köyden gelen teyzeler, amcalar gördüm de bir hayat felsefesi, bir hayat bak, görüşü var ki yani elini öpüp ondan bir şey öğrenmeye çalışıyorsun. Siz kendinizi seven, kendine saygı duyan biri değilsiniz. Bana hakaret eden birinin yanında ben bir dakika durmam ben diyebilecek biri değilsiniz. Durmuyorum, bunları öğrenmek zorundayım. Hayır, öğrenmek zorunda değilsiniz. Öğrenmek ne yaparsa zorundayım. Yapsın, lanet gelsin, sadaka amacı olsun kardeşim zorundayım. Derim, kafamı döner giderim. Amacı beni bak, rezil etmek. Ben bir yıldır dedim ki bu güldür dikenli gül. Üstünü koklayayım, altı tikanlığına da katlanayım. Boşanmayı kabul edin. Siz koklayın, o dikenler size batsın, sizi soksun istiyorsunuz, ha, anladım ben. Daha istemiyorum da. Şu anda mevcut hazırsa getirin ben boşanma dilekçesini imzalayayım. Ama o utansın. Utansın. Niye? Bence her ikiniz de bu evliliği yaptığınız için yaptıklarından. Utanın. Yaptıklarından. Hayır, bu evliliği utansın. Yaptığınız için utanın bence. Gidin eşinizin başına bir dua edin. Gidin rahmetli eşinizle konuşun. Ben duyar sizi. Ben eşime okuyorum. Okumazdı okumayın değil. Kardeşim, konuşun. Hı. Ben konuştum da eşimle. Ben konuşun, vallahi eşimle konuşun. De konuştum. Annemle de konuşuyorum, yemin ederim, babamla ay, da tövbe, konuşuyorum. Tövbe, iptal hepsiyle. Ya. Vallahi öbür taraftan gelse boğazına yapışır rahmetli. Yemin ederim ya. Ya sen köydeki insanlardan bir tanesini bağlar normal bir insan da sor ki bu adam her gün mezarlığa köyde olduğum zaman gidiyor mu gitmiyor mu? Niye ilk göz ağrım dediniz o zaman hanımefendiye? O evvela bir dil kayması. Allah dil kayması mı? Dil kayması evet. Bu dili ya. Kayması sen, kardeşim. Sen ne işli dilin kaymadı Hülya Hanım ya. Kalmaz. Kaymaz. İkinci ha. ilk ev eşim kanserden ölecek ve bana hayatta bak miras aynanın derdine düşmüşsün ya iki tane evladınız var. Haşa, duvardaki ayna, ayna mayna mı der. İki Hülya evlat? Hanım, yalan söylediği iki, için. İki evlat mı? O yüzden de ilk göz hı-hı. ağrısı. Hülya Hanım. Toplumun ya, önüne çıkıp size hakaret bak, eden kişiye bak, kalbin gerçekten göz ağrısı duracak. Deyip ha, eşinizi de, yaşanmışlığı de. Yok sayamazsınız. Hülya Hanım. Yaşanmışlığı yok sayamazsınız. Sizi duyduğunu varsayalım etmiş. Hadi rahmetli eşinize buradan bak, ne söylüyorsunuz? Hülya Hanım, bak ben köyden geldiğim zaman bir lafı tam hikaye anlatamıyorum. Hikaye anlatıyor. Dedim ki bu aynalar ne? Dedi ki enişte aldı. Ay, ay bakar mısınız? Bak, aynı konuya değiniyor. Ben onun yüzünden Esra Hanım düşüyorum. Şunu kapatır mısınız şunu? Onun yüzünden üstüne düşüyorum. Ben para da pul da tamam, değil. Tamam az önce izah ettim. Dedim ki dostum aldı. Bak çok çirkin konuşuyorsunuz çok. Emine Hanım. İnsan ama bu cümleyi... Zorda bırak. Emine Hanım bak Esra Hanım, insan bu cümleyi bakın, kendine yakıştırma. Bir yıldır yaşıyorum tamam. aynı şeyleri anladım. Esra Hanım. Yakıştırma. Hak verin kurban olayım. Bir senedir psikolojim alt üst etti. Lütfen. Ben Hülya Hanım'a da çamaşır şey yapıyorum. Çamaşır sevmeye çıkıyorum. Perdenin arkasından beni izliyor. Program Allah avukatı Ahmet Kur'an'la görüştüreceğim sizi. Boşanmaları program avukatı sağlıyor. Anlaşmalı boşanma konusunda varsanız ya. Elimizden geleni yaparız. Ne diyeyim ki? Istemiyorum. Ne diyeyim ki sana? Erzurum'a gideceğim. Tabancaları köyde. Televizyon karşısında bunlar
Dedim ki get o şeyi geri al, dilekçeyi. Almıyorum. Dedim mi demedim mi? Almıyorum. Ben ki sabaha kadar böyle ki evin karşısına yattım ya. Senin vicdanın sızlamadı mı o sırada? Asla sızlamadı. Sokakta mı yattın? Ben nefes ettiğim bir insana vicdanım gidip bir otelde kalsaydınız. Bir hafta. Abla param yok cebimde. Yok. Yok benim vicdanım söyleseydin sızlamaz. Ya ben dışarıdayım bu ihtiyacımı da karşıla gelemem deseydin. Bak, gittim kapıya zile bastım. Allah birdir. Bu milletin günahını sorsunlar. Nefret ettiğim bir insandan bak, asla. Zile bastığında kapıyı şöyle araladı ya. Düşmanıma ederim ana, o şeyi merhametli böyle sana etmem. Böyle kendimi attı vurur. Bakar bakır, mısın şeklinde ya? Hüseyin Bey hayır. Siz eve girmek değil Emine Hanım'ın gönlüne girmek istiyorsunuz. O eve girersiniz hiç yokmuş gibi davranırsınız. Hayır ablacığım. Aynı evi paylaşabilirdiniz. Ya bir çantayı almadı bak valizlerle bir aydır dolanıyorum. Ablacığım siz inanmıyor musunuz? Ben size inanıyorum. Sizin de kendinizi mağdur ettiğiniz taraflar var. Anladınız kendi mı? Kendini ben kendi kendimi mağdur bu ettim. Bu evlilik karşılıklı ikiniz tarafından bir menfaat ilişkisiydi. Menfaat bitti, değerliydi. Çatışma başladı. Bu kadar basit. Seviyordum. Anladım. Sevgi çünkü karşılıklı olunca güzel. Dünyalar kadar. En sağlıklı sevgi karşılıklı olandır. Valla karşılıklı. Bir karşılıksız. Bak diyordum. Ya bazı hayatta olabilecek ilişkiler bir de olamayacak. Yapıyor? İlişkiler var. Peki karşılıklı uzlaşsınlar. Avukatımızla görüştürürüz. Anlaşırlarsa elimizden geleni yaparız. Bu arada iyi insanlar iyi ki varlar. Merhum kahraman Kocaoğlu ruhuna eşi Müşerref Kocaoğlu bir adet akülü sandalye bağışında bulundu. Merhum Tevfik Kavaloğlu ruhuna kızı Nurdan Genç bir adet manuel tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Merve Asya Bolat bir adet manuel tekerlekli sandalye Adana'dan gönderdi. Merhum Mustafa Candan Doğan ruhuna eşi Servet Candan Doğan 3 adet tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok da hayra geçti. Tekerlekli sandalye ihtiyacı olan vatandaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onlara ulaşacak bu emanetleriniz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.